Doktor Eray Güçlü'ye de soracağım. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, terör ve güvenlik uzmanı Eray Güçlü'ye şu anda karşımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Biz şimdi tabii hani aslında Emmanuel Macron'un söylediğine benzer eleştiriler zaman zaman çok bizde de öfke tavan yaptığı zaman belli ölçülerde söylenir. Bu biraz da aslında bir ümitsizlikten ya da bir hayal kırıklığından kaynaklanan da kuşkusuz çıkışlardır. Doğru mu hocam? Aynı zamanda doğru politikalar da geçmişte çok izlenmedi NATO'ya karşı ve özellikle Türkiye'nin işte özellikle sanayi, savunma sanayi, teknoloji ve benzeri hususlarda dışa bağımlılığı Türkiye'nin haklı taleplerinin de karşılık bulmamasına engel oldu ve aslında dış politikada da önceki dönemlerde Türkiye NATO'ya karşı aktif bir politika yürütmedi. Ancak şimdi bakınız işte özellikle NATO başta olmak üzere bundan sonra muhtemelen diğer uluslararası kuruluşlarda da Türkiye'nin yer aldığı uluslararası kuruluşlarda da Türkiye haklı taleplerini ortaya koyacak şekilde ve dünya kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde ortaya koyacak. Nasıl? Yani eğer ben bir kuruluşa üyeysem, onun sorumluluklarını yerine getiriyorsam, o zaman benim ülkemde terörist olarak faaliyet gösteren, bana karşı terörist olarak benim terörist dediğim unsurlara, benim canımı yakan mücadele ettiğim terörist unsurları siz de terörist diyeceksiniz gibi çok haklı bir argümanı çok güçlü bir şekilde ilk defa Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinde NATO'ya getirerek NATO üzerinden göreceksiniz. Bakın diğer başka Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlarda da artık Türkiye bu hakkını kullanacaktır. Güçlü bir şekilde güçlü bir şekilde ifade etmeye başladı. Şimdi tabii bu yarın yapılacak NATO zirvesi, yarın başlayacak NATO zirvesi aslında bu NATO zirvesini bu nedenle aşmış durumda. Artık daha küresel konuların daha önemli, hassas ve küresel etkileri olan konuların konuşulacağı bir platform haline dönmüş durumda. Yani dikkat edin, daha önceki NATO zirveleri bu kadar çok dikkat çekmiyordu. Ama şimdi Türkiye öyle bir pozisyon sağladı, öyle bir pozisyon gerçekleştirdi ki artık bütün ülkeler Türkiye'nin pozisyonu ve jeopolitik avantajının politikada özellikle uluslararası ortamda, uluslararası kuruluşlar nezdinde aktif şekilde kullanılmasından kaynaklanan bir durumla karşı karşıya kaldılar. Bu da bir anda bu zirvenin geçmişte olduğundan daha fazla önemli, daha fazla dikkat çeken bir seviyeye ulaşmasına neden oldu. Türkiye'siz bir NATO olamaz. Bakınız NATO zaten iki kutuplu dünya düzeni. Peki NATO'nun ortadan varlığı hocam niye tartışılıyor şu anda? Yani bu hani az önce bu NATO ile ilgili rakamları verirken ekrana NATO'nun kuruluşundan da söz ettik. Bu kuşkusuz ki iki ayrı pakt olarak tesis edildi ve şimdi de şu söyleniyor. Yani soğuk savaş dönemi geride kaldı. Artık bu paktların da çok fazla bir önemi kalmadı. Dolayısıyla da hani NATO artık görevini hani ne diyor Macron? Beyin ölümü gerçekleşmiş derken biraz ona vurgu yapıyor. Yani artık gerek kalmadı diyor. Öyle mi hakikaten de? Ya buna katılmak mümkün değil. Bakınız Macron o zaman 1992 yılında NATO'nun yeni güvenlik konseptini neden imzalamış o zaman? Yani bütün NATO üye ülkeleri bunu imzaladı ve buna göre günümüzde özellikle 92'den sonra işte terörizm, küresel göç hareketleri gibi şu an karşılaştığımız sorunlar NATO'nun en büyük tehdidi olarak nasıl diyeyim, zapta bağlandı, anlaşmaya bağlandı. Ve bu kapsamda NATO'nun yeni yapılanması ona göre gerçekleşti ve şu anda işte buna göre faaliyetler devam ediyor. Yani şimdi tutup da işte NATO, Türkiye NATO'yu aldattı ya da oldu bittiye getirdi gibi bir söylemden önce eğer bakılacak olursa gerçekliğe, yani bunu anlamak, gerçekten ben bir devlet başkanının böyle bir şey söylediğini, nasıl söyleyebildiğini hala anlayabilmiş değilim. Türkiye Suriye'ye operasyon yapmadan önce, yani Suriye'deki terör varlıklarına, PKK-PYD varlıklarına yönelik operasyon, daha Afrin operasyonunu bile yapmadan önce, Elbap operasyonunu bile yapmadan önce, ya Fransa, İngiltere, ABD oradaydı. Bunlar NATO üyesi ülke değil mi? Yani onlar orada oluyorlardı. Onlar orada bulunuyorlardı ki en son işte biliyorsunuz Suriye'nin en zengin petrol yataklarını teröristlerin emrine vermek gibi çok büyük bir tarihi hata içerisine girdiler. Yani o zaman Fransa, işte halen daha Fransa orada biliyorsunuz, haritalarda yayınlandı. Yani Fransa orada olduğu zaman bir sorun olmuyor da Türkiye nefsi müdafaa ve zaruret hali gibi, yani uluslararası hukukun kendisine verdiği, kendi meşru savunma hakkını kullandığı zaman mı
orada NATO'yu aldatmış oluyor. Ancak tabii sizin sorunuza özellikle dönecek olursam, şimdi efendim bakınız, dünya iki kutuplu dünya düzeninden sonra yeniden bir şekil almaya başladı ve küresel bir sistem kuruluyor. Bunun en büyük tehdit odakları da işte deminki saydığım terörizm, küresel göç, insan kaçakçılığı gibi işte ve diğer kaçakçılık türleri gibi gerçekten dünyayı rahatsız eden küresel boyuttaki illegal faaliyetlerdir. NATO'nun 92 yılında hazırlanan yeni konseptinde de bunlar belirtilmiştir ayrıntılı şekilde. NATO bunlara karşı mücadele etmek zorundadır. Peki diyebilirsiniz hocam ne farkı var? Yani şimdi önceden tehdit belliydi. Varşova Paktı'ydı. Ellerindeki silahlar belliydi. Harekat planları belliydi. Uygulayacakları taktik ve stratejiler belliydi. Ama şimdi tehdit belli değil. Yani tehdit var da nerede olduğu belli değil. Ne zaman ortaya çıkabileceği belli değil. Ama şundan eminiz değil mi yani etkiler, NATO içinden ya da... Dolayısıyla şu anki durum geçmişten çok daha fazla NATO'ya ihtiyaç duyulduğu bir döneme girmiş durumdayız. NATO içinden değil ama yani hani çünkü hani kafa karışıklığı da bir yandan o. Yani bir taraftan NATO'nun işte bu tür mücadelelerde diyelim ki işte küresel anlamda terörle mücadelede son derece önemli bir işlevi var. Fakat NATO ittifakı evet. Bazı ülkelerinde terör örgütleriyle organik inorganik ilişkisini bitirmediği gibi bir gerçekle de karşı karşıyayız. Ya işte bu da işte NATO ruhuna aykırı bir durum. Evet. Zaten ne dedik? 92 yılındaki yeni NATO güvenlik konseptinde terörizm tehdit olarak tanımlanmış. Buna da Macron imza atmış. Fransa imza attı yani. Doğru. Hani Macron özelinde söylüyor. Yani o zaman Türkiye terör saldırısına uğradığında niye Fransa harekete geçmiyor da tam tersi yani böyle o terörün yanında ya da teröre yandaşlık yapan işte Eliza Sarayı'nda teröristleri besleyen, büyüten, onlara destek veren, tabii, misafir eden bir pozisyonu. Şimdi bir kere Macron Fransa'nın NATO içindeki NATO'ya uyumsuz tavrını sorgulamak zorunda. Yani bu çok önemli. Bu nedir? Bunun arka planı şudur Ersoy Bey. Bakınız bu emperyalizm amaçlı manipülatif söylemlerdir bunlar. Şimdi baktığınızda bir diğer husus da aslında Avrupa ülkeleri ABD arasındaki çekişmelerde özellikle Donald Trump'ın Avrupa ülkelerinden daha fazla para talep etmesi de bu süreci tetikleyen bir başka durum. Son olarak da özellikle Çin'in gelecekte alabileceği askeri kapasite ve pozisyon Avrupa ülkelerinin bazılarında NATO sadece NATO üzerinde ya da NATO üzerinden ABD'nin Avrupa'yı savunamayacağı gibi de bir anlayışın gelişmesine sebep olmakta. Dolayısıyla bir Avrupa ordusu fikri de biliyorsunuz. Peki Macron dışında ittifak üyesi ülkelerden başka ağır NATO eleştirisi var mı şu anda, yoksa hani hakikaten de Macron şu anda NATO ruhuna aykırı ve kendini pozisyonunu da sorgulaması gereken bir tavır içerisine, hani münferiden bir tavır içerisine mi girmiştir? Yani burada özellikle Avrupa içindeki bir takım böyle farklılıklı ya da ayrıştırıcı dinamiklerin Fransa özelinde inkişaf ettiğini, geliştiğini görüyoruz. Örneğin Almanya da bu noktada işte para veriyor ya da işte belli şeylerde NATO'ya katkı sağlıyor, İngiltere'de ya da diğer Avrupa ülkelerde, ama onlarda bu tür bir şey görünmüyor. Yani burada tabii Fransa'nın kendini sorgulaması ve her zamankinden fazla, geçmişten daha da fazla, deminki anlattığım gibi yani tehdit var ama nerede olduğu, ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan bir durum var ve bu çok önceden 92 yılında öngörülmüş ve NATO üzerinden de anlaşmaya bağlanmış olduğu bir durumda Fransa'nın bu tür böyle kendi şahsına münhasır ayrılıkçı söylem ve eylemlerin, işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti vesaire gibi den kaçınması lazım. Aksi takdirde NATO'nun yerine ne koyacaksınız? Evet, yani siz de dediniz sorunlar var vesaire, ama ne koyacaksınız? Yani Fransa bir şey önerebiliyor mu? Hayır, sadece NATO'da işte ne diyelim, çıban başı yapıyor ya da işte ayrılıkçı bir takım NATO aleyhine söylemler kendi yapıyor. Kendi başına bir şey yapmak istiyor belki de. Yani ben, evet, kendisi işte burada rahat koşturayım Libya'da, Suriye'de falan istiyor demek ki yani. Evet, yani işte bu demin de söylediğim bir paradoksal durumu böyle oluşturuyor. Yani bir tarafta NATO üyesisiniz, diğer tarafta işte başta Suriye olmak üzere Libya'da ve diğer çeşitli yerlerde işte biliyorsunuz Hafter'i vesaire. Evet. Hafter bunu sayesinde. Sen bir NATO müttefiki olarak Hafter'le nasıl ilişki kurarsın değil mi yani? Yani şimdi Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Milli Meclis varken dünyanın tanıdığı, sen şimdi git öteki tarafta ötekilerle kendi yarattığı suni bir
aparatla iş tutup işte orada bir takım işler yap. Aynısını ABD gölgesinde Suriye'de gerçekleştirmeye çalış ya da diğer bir takım ülkelerde yapmaya. İşte bu rahatsızlık Fransa'nın işte NATO'ya karşı bir tepkisel durumunu ortaya çıkarıyor ki bunun arka planda da emperyalist maksatlı söylemler olduğunu, manipülatif söylemler olduğunu çok rahat görebiliriz. Yani Fransa bu şekilde devam ederse daha da yalnızlaşacağını ve aslında kendi güvenlik sorunları açısından da önemli risklerin ortaya çıkabilme ihtimalini de bir an önce görmesi lazım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olsun Doktor Eray Güçlüer bizimle birlikteydi. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.